Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün 3 Mayıs 2024 Sasa Polyester Hissesi ile beraberiz. Bugün 4,99'luk yükseliş yapan Sasa Polyester Hissesi 46,70'li fiyatlardan kapanış gerçekleştirdi. Kanalımızda Sasa Polyester Hissesi ile alakalı güncel videolar, grafikler çekmeye çalışıyorum dostlar. Geçmişte beni takip eden arkadaşlar biliyorlar. Henüz ilk defa bu videomu izliyorsanız kanalıma abone olarak bundan sonraki Sasa ile ilgili grafiklerden, videolardan haberdar olabilirsiniz. Sasa ile ilgili geçmişten beri videolarımız mevcut. Yapmanız gereken tekrar söylemem gerekirse sadece kanalıma abone olmanız dostlar. Şimdi Sasa hissesi ile alakalı bir düşen trend çizgisi görünümü var. Bunu geçmiş grafiklerde de, geçmiş analizlerde de söylemiştim. Tekrardan bahsetmek istiyorum. 82,25 seviyesinden sonra aşağı yönlü bir düşen görüntü var ve bu görüntü ile alakalı bir kırılım söz konusu değil. Yine aşağılarda 33,78'lerde bir dip dönüşü var. Daha da yukarılarda yine dipler var ama en alt dibimiz şu an itibariyle yakın zamanlı baktığımızda, ki yakın zamanından bahsettiğim 6 Ekim 2022 sonrası dostlar, bir 33,78 seviyesi var dip seviyesi olarak. Onun dışında kanal görüntüsü dışında şöyle söyleyeyim, düşen kanalla ilgili, düşen trendle ilgili bakın bölgede bir sıkışma görüntüsü mevcut. Sasa hissesi ilerleyen süreçte bu fiyatlanmayı nasıl yapacak? Hep beraber takibini yapacağız. Öncesinde bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili bir haber vardı, biliyorsunuz ben bununla ilgili paylaşımda da bulunmuştum sizlerle. Bu şekilde Sasa ile ilgili haberler düştükçe tekrardan da paylaşmaya çalışacağım dostlar. Şimdi MACD indikatörüne baktığımızda burada bir alım sinyalinin söz konusu olduğunu görebiliyoruz günlük grafikte. Hisse bazlı baktığımızda günlük grafikte 49,68 rakamları Fibo dirençlerimiz, yükseliş yönlü karşımıza çıkacak rakamlar. Bunun üstünde 54,60, 59,52 ve 62,56 seviyeleri bulunuyor. Aşağı yönlü desteklere baktığımızda 46,64, 44,18, 41,72 ve 38,22 fiyat seviyeleri de bizim günlük grafikteki Fibo destek seviyelerimiz, Sasa Polyester hissesinin destekleri. Şimdi grafiği 4 saatliği alalım. 4 saatliği almadan önce günlük grafikte bir de basit hareketli ortalamaların seviyelerine bakalım. Bunlar önemli. Basit hareketli ortalamalarımız hangi seviyede? Öncelikle 20 günlüğü alalım şu şekilde. Evet, şu şekilde. Dostlar 20 günlük kısa vadeli bir basit hareketli ortalama ve gördüğünüz gibi hisse fiyatının altında bulunuyor. Hisse fiyatının altında olması önemli. Üstünde olması genelde negatif görünüm sunarken, bunu geçmiş grafiklere de bakabilirsiniz, altta olduğu dönemlerde pozitif sinyal üretiyor. 50 günlüğe baktığımızda 50 günlüğümüz hisse fiyatının altında 40,06 fiyatlarından hisseyi takip ediyor. 100 günlüğümüze bakalım. 100 günlük basit hareketli ortalama. Yine bu da 39,49 rakamlarımızda hisse fiyatının altında. 200 günlüğümüz, evet 200 günlüğümüz 44,71 rakamlarında ve hisse bugün 200 günlüğü geçmiş. Bu önemli. Uzun vadeli basit hareketli ortalamamız. Bakın dostlar, 200 günlüğe şöyle değinecek olursak, dikkat ediyorsanız 200 günlük şurada bir destek görevi görmüş, biraz altına sarkmış ama sonrasında bakın bu noktada 200 günlük üst tarafa geçmiş. Burada yine yükseliş güzel olmuş ama tekrardan altlarda kalmış fiyatlanmalar. Burada direnç bölgesi, direnç bölgesi olarak yakın fiyatlardan geri dönen hisse bugün itibariyle 200 günlüğü günlükte geçmiş görünüyor. Bu önemli mi? Bence önemli. Basit hareketli ortalamaların hepsi bugün itibariyle hisse fiyatının altında bulunuyor. 4 saatliği aldığımızda hissemizin grafiğini, 4 saatlikte yine bir alım sinyali söz konusu. 46,74 rakamları var Fibo dirençleri. Bunun üstünde 49 ve 50-40 rakamları bulunurken desteklere baktığımızda 44,48, 43 ve 41,95 rakamları bulunuyor Sasa Polyester hissesinde. Saatliği aldığımda alım sinyali burada da devam ediyor teknik olarak. Kapanışımız bildiğiniz gibi 46,70. Haftalık kapanış 46,74, 48,67 ve 49,86 Fibo dirençleri bulunuyor hissede. Destekler ise neler? 44,81, 43,62 ve 42,66 karşımıza geliyor aşağı yönlü Fibo destekleri Sasa Polyester hissesinin. Tekrardan günlük grafiği alıyorum. Bu şekilde genel bir görüntümüz var.
Bakalım düşen trendle ilgili kırılım olacak mı? Basit hareketli ortalama hisse fiyatının altına gelmiş. Yine bir alım sinyalinin devamı söz konusu. Direnç fiyatına da yakın. Kanal düşen trend çizgisine de yakın. Bakalım Sasa Polyester hissesi nasıl bir grafik çizecek. Devam edecek videolarımız henüz bitmiyor. Abone olursanız bundan sonraki videolar hakkında da haberdar olabilirsiniz. Katıl butonuyla beni desteklerseniz sevinirim dostlar. Herkese hayırlı bol güzel kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.